Herkese merhabalar. Bugün sizlere ASF Renault'dan sesleniyorum. ASF Renault'da merakla beklediğiniz yeni Renault Kadjar'ı test edeceğiz. Yanımda ASF Renault'dan Serkan Demir var. Kendisi bize bu yeni Kadjar'la ilgili çok ama çok önemli bilgileri verecek. Serkan merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ ol, hoş bulduk. ASF otomotiv olarak sizlere hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Yeni arabamızı incelemeye geldiniz. Merakla bekliyorum. Merakla bekliyorum. Aynen öyle. Evet, neler söylemek istersin? İlk talepler nasıl? Gözlemlerin nasıl? Talepler 26 Haziran'da aracımız showroomlarımıza geldi ve satışı başladı. Talepler şu anda stoklarımız yok. Yok. Gelecek araçları bekliyoruz. Evet, evet. Sistemdeki araçlara talepler yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet. Arabanın şöyle söyleyebilirim, hani piyasaya girişi çok kuvvetli oldu. Evet. Gerçekten crossover modelindeki girişimiz evet, bayağı etkili oldu diyebilirim. Benim zaten aldığım taleplerden de, yani değerli arkadaşlarımızdan, takipçilerimizden aldığım taleplerden de gözlemim bu yönde. Çok büyük bir talep var. Bakalım. Tasarımına bakarsak eğer Nissan'la olan işbirliğinden aslında söz etmek gerekiyor. Tabii ortak çatıdan dolayı işbirliğimiz olduğu için evet, biraz böyle bir benzerlik onu da andırıyor. Yani sonuçta boyutsal olarak bu otomobil bir Qashqai'yi andırdığını direkt olarak görebiliriz. Ancak hani bazı işbirliklerinde olduğu gibi buradaki tasarımda bir farkındalık söz konusu. Hani ben kendi adıma bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hani burada Renault'un kendi DNA'sını, yeni nesil tasarımsal dilini bu otomobiline entegre edebildiğini görüyoruz. Özellikle hani hem ön yüzü, hem arka yüzü, hem içerisi daha otomobilin kendine özgün detayları barındırıyor. Hani aynen öyle. Şöyle söyleyebilirim. Dış dizaynına, sizin de bahsettiğiniz gibi dış dizaynına tutun iç dizaynına, özellikle motor kısmındaki değişiklikler yeni nesil olarak aktarılması arabanın muhtemelen daha ileriki zamanlarda tutulmasını sağlayacak çok büyük etkenlikler olacaktır. Tabii, genel anlamda baktığımız zaman zaten tasarımı bir inceledim senle de. Geldiğimizden beri bakıyoruz. Hakikaten hani burada otomobile bir farkındalık katılabilmiş. Yani kendine özgü bir dil var. Bu bence çok önemliydi. Çünkü bazı işbirliklerinde çok fazla benzerlik olabiliyor. Birebir işte tasarımlar direkt aynaları olabiliyor. Doğrudur. Ama burada bu otomobile özgün bir dil kullanılmış olması, her detayında, işte önünde, arkasında, yan profilinde bu gibi detayların kullanılmış olması bence çok önemli. Evet Serkan, yeni Kadjar'ın içerisine geçtik. Buradaki bu tasarım dilini hani ben çok merak ediyordum. Otomobili her ne kadar görsellerini görmüş olsak da canlı canlı baktığımız zaman bir farkındalık söz konusu. Aynen dışarıda olduğu gibi burada modele özgün detayları görebiliyoruz ama işte o Qashqai ile Nissan ile olan işbirliğinden gelen bazı bu tuş takımları, işte kapı kollarındaki tuş takımlarını da görebiliyoruz. Benzerliklerimiz var. Evet, olabilen detaylar. Ancak daha farklı burada bir tasarım söz konusu. Konumlandırmayı ben çok takılırım bu noktaya. Konumlandırma çok yakın, çok benzer. Ortalamanın, hani her zaman bahsediyoruz ya, biraz daha üzerinde bir yüksekliğe sahip. Bu konuda ben bir sorun görmedim ve genel anlamda hani kullanılan malzeme kalitesi ve içeriğe baktığımız zaman da bence segment ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Aşağılarda biraz sert plastik görebiliyoruz. Ben burada en fazla bu koltuk ısıtmalarının, hani butonlarının konumlandırılan noktasına takıldım. Biraz ters kalıyor. Biraz daha böyle pratik bir noktada olsa hani çok daha kullanışlı olabilirdi. Hani şu anki mesela sürüş pozisyonumda bakıyorum ben. Ekran, bu dokunmatik ekran kullanımı çok önemlidir. Kolaylıkla elimin altında. Sürücüye kolaylık sağlaması açısından pozisyonları çok. Algılaması ile ilgili zaten son dönemdeki birçok Renault testinde belirttiğim gibi bir sorun ben görmedim. Kolaylıkla o anda edebiliyoruz. Bakıyoruz şimdi, hemen biraz kurcalıyoruz. Bu temaları da galiba değiştirebiliyoruz, evet, değil mi? Evet, değiştirebiliyoruz. O da güzel bir detay. Hem gösterge paneli hem de navigasyonumuzun olduğu dokunmatik ekranımızı değiştirebiliyoruz. Hı-hı. Buradaki görsellerden sisteme girip ekran kısmında değiştirebiliyoruz. Bunun haricinde şey güzel. Otomatik park asistanı çok güzel bir detay. Ve gördüğüm kadarıyla aynı. Yani burada siz birçok farklı seçenek sunuyor mesela size. Mesela giriş manevrası, dikey giriş manevrası ve dikey ile işte paralel arası kıvamında bir giriş manevraları park içinde etme, var. İki araç arasındaki mesafeye park etmek, kendisi otomatik ayarlıyor. Bir de çıkış için
de yardımcı oluyor. Yani sadece işte atıyorum paralel park için yardımcı olan bir asistan değil artık. Şerit takip sistemi. Ve buradan sistemin uyarı, evet, şiddetini de ayarlayabiliyorsun. Ses İçerideki ses seviyesini ayarlayabiliyoruz. Buradan da, o da ana menü kısmına geliyor. Evet, evet. Ekran büyüklüğü bence yeterli seviyede. 7 inç ekranımız. Evet, evet. Büyük bir ekran beklentiniz varsa bu beklentilerinizi karşılamayacaktır ama bence yeterli seviyede. Ve ergonomisinden direkt olarak aslında detaylı geçebileceğimiz bir noktada otomobilin işlevselliği. Yani burada vitesin önünde bir göz hemen dikkatimi çekiyor. Büyüklüğü güzel ayarlanmış ama mesela burada bir kademe daha bence verilebilirdi. Daha farklı, mesela ufak eşyalarınızı koyabileceğiniz bir kademesi daha olabilirdi. Bunların haricinde arka doğru geçince iki bardaklık görüyoruz ki bu bardaklığın bence derinliği de biraz daha fazla olabilirdi. Yani biraz daha derinlik olsa çok daha güzel olurdu. Ama kolçağın içi, değil mi Serkan, oldukça büyük, güzel ayarlanmış. Çok derin bir şekilde, evet, kolçak genişliği, evet, bir de kademe yapmaları da buna tabii, evet, ekstra işlevsellik katıyor. Ve bunlar ek olarak tabii ki kapı içindeki gözler de oldukça, evet, güzel. Hacim konusunda hani kompakt SUV ligindeki birçok otomobili kullandım bildiğiniz gibi. Bu anlamda ben bir sorun kesinlikle görmedim. Ön taraf oldukça güzel. Arkaya geçtiğiniz zaman da his olarak kaşkayı biliyorsanız, kullandıysanız ondan çok bir fark yok. Arka tarafta da baş ve diz mesafesi oldukça güzel. Yani bu anlamda segment ihtiyaçlarını kesinlikle karşılayabiliyor. Ama arka tarafta zaten özellikle sana da bahsettim bu noktadan. Ben hani havalandırma olmasını da isterdim. Arkadakilerin konforunu biraz daha arttıracak bir detay. Ama seninle de inceledik. Bagaj kısmı özellikle çok güzel ayarlanmış. Evet. Bagajda iki farklı yükleme bölmesi söz konusu. Ve isterseniz koltukları da yatırabiliyor olma durumunuzda. Çok güzel. Arkadaki tüm koltuklar yatıyor. Ayrıca ön koltukta, yolcu, evet, koltuğu da, evet, arabada yatabiliyor. Yani yüksek bir yükleme kapasitesi var arabanın. Evet, evet. Evet Serkan, Kadir'in işte tasarımsal detaylarını içine detaylıca inceledikten sonra ben şimdi otomobili detaylıca bir kullanmak istiyorum. Tabii. O test zaman test sürücü başlasın. Evet. Yeni Kadir'in sürüşüne geçtiğimde kaske ile olan bağlarının etkileri kesinlikle burada hissediliyor. Otomobilin daha kapısını açtığınız zaman itibaren, direksiyon koltuğuna oturduğunuz andan itibaren hani size bu algı, bu otomobil aynen Qashqai'de olduğu gibi verebiliyor. Mesela Captur'da fazlasıyla bir crossover algısı vardı. Burada ise ister kesinlikle biraz daha hani bu Jeep havasını isteyenler için olumlu yönde, çünkü yerden daha yüksek olan yapısını kesinlikle Kadjar bir Captur'a göre çok daha fazla hissettirebiliyor. Yani o kompakt SUV algısını bu otomobil kesinlikle verebiliyor. Otomobilde biraz daha fazla zaman geçirdikten sonra en fazla dikkatimi çeken detaylar, özellikle bu periskop canlı yayınımızda sormuştunuz ki o yayındaki sorulara da, o yayına da @asfotomotiv Twitter hesabından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Özellikle ergonomi bakımından bu yeni direksiyonu çok beğendim. Ancak direksiyonun üzerindeki bu tuşların kullanımı bence biraz daha kullanışlı olabilir. Daha kullanımı kolay bir yapıya kavuşturulabilirdi ve aynı şekilde Renault'un burada vazgeçemediği direksiyon arkasındaki kumandaları görüyoruz. Yani işin özünde bu direksiyonun arkasındaki kumandalar ve direksiyonun üzerindeki bu tuş takımı biraz daha kullanışlı bir yapıda olabilirdi ve bu benim kendi kişisel tercihim. Ben bu tuş takımının tamamının direksiyonun üzerinde olmasını isterdim. Periskop canlı yayınımızda bizlere yalıtımla ilgili çok fazla soru sordunuz. Ve bu konuyu da ben özellikle fazla gelen sorulardan dolayı çok fazla irdeledim. Yalıtım konusunda bence bu otomobil kesinlikle segment ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ki bu anlamda yine Qashqai'yle benzer hisse sahip. Aynı sonuçta teknik altyapıyla kullanılıyor olmalarından dolayı birçok disiplinde çok benzer bir karakter gösteriyorlar ki hatırlarsanız genel anlamda Qashqai'den çok memnun kalmıştık. Yani işin özünde yalıtım konusunda ne motordan gelen ses seviyesiyle ne de yoldan gelen ses seviyesiyle Kadjar bende bir rahatsızlık uyandırmadı. Bu arada ara sıra otomobilden uyarı sesleri duyuyorsunuz. Bu şerit takip uyarı sistemi, isterseniz sistemi kolaylıkla buradaki ekrandan kapatabiliyorsunuz. Çok farklı bir tonlaması var. Buradan sistem sizi uyararak şeritten çıktığınız durumlarda, sinyal vermeden şeritten çıktığınız durumlarda, dalgınlık anınızda uyararak sizi daha güvenli bir sürüş yapmanıza katkıda bulunuyor bu sistem.
Ben Kadjer'i şu anda 1.5 dizel ve otomatik şanzımanlı kombinasyonuyla kullanıyorum ki bu da benim bu otomobilde en fazla merak ettiğim kombinasyonların başına geliyordu. Niye? Çünkü bu tarz bir kombinasyon Qashqai'de yer almıyor. Yani şöyle yer alıyor. Qashqai'de 1.6 dizel ve CVT tipi şanzımanla yer alıyor ki açıkçası CVT'yi çok da fazla beğenmiyorum ben. İşte bundan dolayı da çift kavramalı daha yeni nesil, daha geçiş hızı bakımından iddialı olan bir şanzımanın bu gibi bir kombinasyonda, yani kompakt bir SUV'da neler yapacağını düşük hacimli bir motorda ben çok merak ediyordum ki sonuç hiç de fena değil. Yani burada 1.5 dizel ve EDC kombinasyonu Kadjar'da çok iyi bir iş çıkartabiliyor ki sizlerden en fazla bu kombinasyonla ilgili ben de soru aldığım için özellikle bu versiyonu test etmeye çok fazla dikkat ettim, özen gösterdim. 1.5 dizelini tanıyoruz zaten. Renault'un birçok modelinden 110 beygir var, 250 Nm tork var ve bu kombinasyonla birlikte özellikle şanzımanın hızlı yapısının da katkısıyla 11.9 saniyelik bir 0-100 değeri sağlıyor Kadjar'a. Peki ya, yani bu kombinasyonun özellikle ekonomi anlamında çok çok iddialı olabildiğini bekliyoruz ve kompakt SUV liginde de hem dizel hem de otomatik şanzıman kombinasyonuyla birlikte özellikle ekonomi bağlamında bu dereceden iddialı olabilen ben çok az alternatif görebiliyorum. Özellikle bu yönüyle bu kombinasyon Kadjar'a çok büyük bir katkı sunabiliyor. Evet, işte burada bu EDC, çift kavramlı EDC hem başarılı olan geçiş hızı hem de sarsıntısız yapısıyla hem ekonomiyi hem de performansı destekleyebiliyor. Peki ben burada ekonomi anlamında neler yaptım? Bu otomobille 3 gündür dolaşıyorum. Ben burada 1.5 dizel ve otomatik kombinasyonuna sahip Kadjar ile 6.8 bir karma test tüketimine imza attım. Qashqai testlerimizi izleyenler hatırlayacaktır. Ben özellikle yeni Qashqai'nin yol tutuş performansını çok başarılı bulmuştum. Ve burada aynı teknik altyapının kullanılmış olmasından dolayı da burada da işler bundan dolayı, yani öyle bir referans olmasından dolayı hiç fena değil. Bu otomobili de her ne olur ne olmaz fazlasıyla zorladım. Limitlerine daha da yakından baktım. Ve bu anlamda Kadjar'da aynen Qashqai'de olduğu gibi beni tatmin etmeyi başarabildi. Özellikle limitleri çok çok yukarılara çıkardığımız durumlarda otomobilin bir kompakt SUV için çok esnek olmayan gövdesinden dolayı viraj performansının oldukça başarılı olduğunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Ve buna paralel olarak otomobilin sürüş konforu ne düzeyde derseniz eğer, işte yani aynen yine Qashqai'de olduğu gibi otomobilin viraj performansının limitlerinin yüksek, oldukça başarılı olmasından dolayı biraz bir kompakt SUV için daha çok şehir içi ve performanslı kullanımlarda sizi tatmin eden bir sürüş durumu söz konusu. Yani bu anlamda bu otomobil sizi kesinlikle tatmin etmeyi başarabilen bir performansa ve karaktere sahip. Fakat çok çok böyle konfor anlamında yüksek düzeyde bir beklentiniz varsa eğer Kadjar size biraz sert gelebilir. Özellikle otomobilin süspansiyon konforu, hani yine son dönemdeki işte kompakt SUV ligindeki birçok rakiple kıyaslandığı zaman bence tatmin edici bir düzeyde. Fakat konfor anlamında eğer beklentiniz yüksekse bu anlamda model sizi biraz tatmin etmeyebilir. EDC'de 6 ileri oran bulunuyor ve bu otomobil ortalama bir otoban süratinde 6. viteste mesela 110 km hızla 2000 devir bandı civarında gidiyor. Bu da size özellikle ekonomik sürüş yapmak istediğiniz durumlarda yeterli esnekliği sağlayabiliyor. Yani bu tarz hacimde, yani 1.5 litre hacimdeki bir motordan 6. vites oranına baktığımız zaman ortalama olarak yeterli düzeyde bir opsiyon sunulabilmiş bu anlamda. Ve şanzımanın karakterisine biraz daha yakından bakarsak eğer, sadece manuel modu aldınız mesela, sadece vites üzerinden kumanda edebiliyorsunuz. Burada özellikle şanzımanı koruma adına Renault'un biraz temkinli davrandığını görüyoruz. Nasıl? Mesela vites düşürmek istediğiniz durumlarda ortalama olarak 3000 devirlerde bir alt vitese geçmenize izin veriyor. İşte burada çift kavramalı bu yeni nesil şanzımanın etkilerini çok net görebiliyorsunuz. Gerçekten geçiş hızıyla performanslı kullanımlarda sizi tatmin edebilen bir karakteristiği var. Ve manuel modu almış olsanız dahi bu şanzıman 4500 devir bandında bir üst vitese geçiş yapıyor.
Kadro'nun fiziki kondisyonu hafif araziye uygun, ama altını çizelim, hafif arazi kullanımlarına uygun. Yani bu gibi işte bozuk zeminlerde, çok çok engebenin olmadığı zeminlerde bu otomobil kolaylıkla ilerleyebiliyor. Altını çizmem gereken önemli noktalardan birisi, eğer bu otomobili 4x4 olarak istiyorsanız 1.6'lık dizel versiyonu alabiliyorsunuz. Otomobilin özellikle elektronik sistemlerini daha iyi sorgulamak için çok bozuk yol zeminlerine girdim ve burada birçok Renault modelinde olduğu gibi Kadri'nin çok temkinli olduğunu gördüm. Elektronik sistemleri zaten kapatamıyorsunuz, ancak çok çok bozuk yol zeminlerinde sistemler gayet iyi çalışıyor. İşler fazla karışmadan otomobili frenliyor. Ve Kadri'nin fiyat performansını daha yakından öğrenmek için şimdi ASF Renault Otomotiv'e tekrar gidelim. Test aracımızı teslim ederken modelin fiyatları ile ilgili detayları daha yakından bir öğrenelim. Kartal adresinin karşısında yer alan Renault'un yeni kurumsal kimliğine uygun showroom konseptine uyarlanan ASF Otomotiv'e Kadıköy Kartal metrosunun adliye durağından kolayca ulaşılabiliyor. PDN grubunun şirketi olan ASF Otomotiv, Kartal haricinde Gebze'de de ayrı bir şubeye sahip ve ASF Kartal şubesinde yeni Kadri'nin iki otomobili geri park etmeyecek kadar akıllı olabilen otomatik park sistemindan fazlasıyla etkilendiğimi de mutlaka belirtmeliyim. Serkan, birkaç gündür Kadri'nin detaylı testini artık nihayet sonlandırıyoruz. Bugün de çekimleri yaptık. Sen de konuk oldun. Çok da güzel oldu. Renk de kattın çekimlerimize. Ayrıca ASF Renault'un, ASF Otomotiv'in Twitter hesabından Periskop canlı yayınlarımız da oldu. Onları da isterseniz kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz ASF Otomotiv @ASF Otomotiv hesabından. Senle son olarak yeni Kadri'nin fiyat bilgisini senden alalım. Nasıl bir fiyatta geldi? Benzinliler şu anda 69.500 civarından başlıyor. Dizel seçeneklerimiz de 75.500'den başlayıp 94.700 liraya kadar çıkabiliyor. Evet Serkan, sana da çok teşekkür ettik. Kadri'nin testimizin sonuna geldik. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem Kadri'nin tanıtımı için hem de ASF'yi ziyaret ettiniz. Teşekkür ediyorum. Yani. Seyircilere de son olarak Kadri'nin özel sloganıyla seyirci kalmayın, heyecanı yaşayın diyoruz ve teşekkür ediyoruz. Tamamdır, çok teşekkür ettik. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.